Evet sevgili dostlar sponsorumuz golbar.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuz. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şimdi gündem Fenerbahçe-Slovaçko maçı ama asıl gündem Jorge Jesus'un konuşmaları, açıklamaları, e, basın toplantısı. Birçok arkadaşımız beni gerek özelden, gerek Whatsapp'tan, gerek yorumlardan, gerek işte ne bileyim Amerikan'ın Space uydusu üzerinden e, rahatsız ederek... Bunu sordular. Öncelikle forveti forveti mi konuşayım? E, maça ilişkin mi konuşayım? Kararsız kaldım. Önce forveti konuşayım. Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus forvet transferi yapıp yapılmayacağı sorusuna yanıt vermiş arkadaşlar. Önceliklerini açıklamış. Spor Süper Lig şampiyonluk falan filan Inter, Milan. Jesus'a bir soru geliyor. Diyorlar ki: "Mehdi Taremi Mehdi Taremi, Plea, Charlotte, Dembele gibi isimler gündemde. Süper bir soru. Allah razı olsun. Yani Jesus'un pantolonunun fermuarına kadar soruyorlardı. Böyle şeyler sormuyorlardı. Bu soruyu soranlar Allah razı olsun. Bu isimler gündemde. Santrafor transferi ne zaman gerçekleşecek demişler. O da diyor ki Estaquoi Pardon dur Türkçe kısmı e, Türkçe konuşalım. Şaka yapıyorum arkadaşlar Portekiz için çok bilmiyorum. Sizin de söylediğiniz gibi diyor Dinamo Kiev maçında 3-4 net pozisyonumuz vardı. İyi de onu söylememiş ki. Gerçi ben e, haberlerden aldım muhtemelen o, o kısımda vardır. 3-4 net pozisyonumuz vardı değerlendiremedik. O maçı geride bırakmalıyız. İki maçta da iyi oynadık. İsmail'in gördüğü karta kadar her şey iyiydi. Bizim zaten yaptığımız bir transfer var forvete. Evet, asıl kısım bu. Bizim zaten forvete yaptığımız bir transfer var diyor Jesus. Joao Pedro transferini yaptık. Ayrıca kadromuzda bulunan Rossi 1 Joshua Joshua King 2 Berisha 3 ve Serdar Dursun 4. Bunlara güveniyoruz diyor. Şimdi arkadaşlar Forvet diyor. Pedro 1, Joshua King 2, Berisha 3, Serdar Dursun 4, Rossi 5. Demek ki Rossi de zaman zaman forvet oynatmayı düşünüyor. mi var. Antrenmanlarla daha da gelişecekler. Şu anda iyi bir kadromuz var. Transferde uğraştığımız konu bir kaleci daha almak. Pedro'nun bir sakatlığı var ama elimizdeki diğer forvetlere güveniyorum. Şu an uğraştığımız konu bir kaleci satın almak. Şimdi Fenerbahçe taraftarı şunu bekliyordu. Açık söyleyeyim. Ee, çıkacaktı diyecekti ki Jesus Allah belasını versin bu forvetlerin diyecekti. <laughs> Lanet olsun bu forvetlere diyecekti. Ee, ulan bunlara forvet diyen kim? Kim ulan bu terbiyesiz diyecekti? Fenerbahçe taraftarı da diyecekti ki bak bizimle aynı düşünüyor. Helal olsun dayı oğlu diyecekti. Mesele kökten çözülecekti. Değil mi? Ya arkadaşlar ne demesini bekliyorsunuz? Elimizdekileri atamadı. Evet bunların yüzünden kaybettik demesini mi? Ama hocam ilk maçta ne dedi? Hücumda kalite eksikliğinden dolayı kaybettik demedi mi? Şimdi niye döndü? Arkadaşım yarın maç var. Yarın maç var. Ne demesini bekliyorsunuz ya? Ha! Şu soruyu kabul ederim. Hocam bak Joshua King forvet oynar. Pedro oynar. Acaba biz mi çok ukalayız? Biz mi çok ukalayız? Biri Premier Lig'den geldi. Biri İtalya Liginden geldi. Tamam. Gönül ister ki 25 yaşında forvet alalım. 24 yaşında forvet alalım. Misal veriyorum arkadaşlar. Şimdi Mehdi Taremi kendini kanıtlamış. E, Plea kanıtlamış. Charlotte kanıtlamış. Şimdi sürüncemedi. Dembele kendini kanıtlamış. Açık söyleyeyim ben bugün bu dört isimden herhangi birisi gelse memnun olurum. Biz aç gözlüyüz. Yani ben iki tane forvet alınsa yine memnun olurum. Hem Dembele hem Şörlüt alınsa ben yine memnun olurum. Hem Dembele hem Play alınsa ben yine memnun olurum. Bana ne? Nerede oynatıyorsa oynatsın derim. Ha. Buradaki ana minvaldeki mesaj şu olabilir mi? Bak Rossi'yi de dahil etti. Acaba Rossi'yi satmam lazım. Satarsam forvet gelecek. Kanat forvet. Hani bunlardan bir tanesi kanada kayar. Ee, o zaman iki forvetim birden gitmiş olur. O zaman forvet alırım mı demek istedi. Bilmiyorum. Ha, bir kardeşimizin de yorumu şu şekilde. Hocam hakikaten yani hem Joshua King var hem Joa Pedro var. Valencia var. Hadi Samat dayı, Berişay, Merişay sildim. E, Serdar Dursun'da Türk 4 tane forvetimiz var. Hocam gerçekten düşündüğü zaman sıkıntı değil mi? Arkadaşlar bizim tek eksiğimiz şu. Biz en baba forveti de alsak hocam forvet lazım deriz. Bak dembele gelsin. Adım kadar eminim. Adım kadar eminim. Hocam bir forvet daha gelmez bir sorusu gelecek. Bu arada Lucky of Tears demiş ki Musa Dembele külliyen yalan demiş. Saygı duyarım. Herkesin kaynağına, duyum kaynağına saygı duyarım. Lucky'ye de buradan selamlar olsun. Özelden de konuşuruz onunla. Bakalım nasıl yalanmış. Şimdi bu kısım bitti. Yani demek istediğim şu maç oynansın bitsin forveti yine konuşuruz. Mesela benim 16.30'daki bugünkü videom. Hani ben şu an 16.28'de çekiyorum bu videoyu. Az sonra paylaşılacak o video. ha Belki bugüne sarkar canlı yayın yaparsam sabah planlarım bu videoyu. 16.30'daki videomun başlığını söyleyeyim arkadaşlar. Yani... Ee tam başta söyleyeyim diyor. yoksa forvetten bahsediyorum Fenerbahçe'nin yeni forveti diye. İşte karşınızda Fenerbahçe, işte karşınızda forvetimiz diye. İşte karşınızda Fenerbahçe'nin yeni forveti ve kap tarihi %100 duyum isteyen gelsin diye. 3-7 Ağustos tarihleri arasında da açıklanacağını belirttim. Yani öyle beklediğimi belirttim. Yanlış anlamayın. Bence şimdi şöyle bir şey var. Rota hesaplanıyor var ya. Hani gittiğiniz yoldan başka yola gidiyorsunuz. GPS diyor ya rota hesaplanıyor yeni bir rota diye. Bence Jesus yeni bir rota planladı. Bütün taraftara özel bir rota planladı. Bu rotada artık nasıl olacak? Hep birlikte göreceğiz. Arkadaşlar normalde 8. dakikada ya da 7. dakikada videoyu kesip bitireceğim ama hepsi bir arada olsun istiyorum. Çünkü değinmem gereken nokta var. Jesus'un maça ilişkin görüşlerini de konuşmak zorundayım. Şimdi Jesus ve Ferdi Kadıoğlu Slovaçka maçından önce basın toplantısında konuştular. Ferdi diyor ki herkese merhaba. Slovaçka karşısına çıkacağız. Bir önceki maçın intikamını alacağız. Telafi edeceğiz. Rakibimiz iyi ve tecrübeli bir takım. Rakibi küçümsemeyeceğiz. Planımızı uygulayacağız. Umarım biz galip geliriz. Aleoski transferi ve rekabet için Ferdi ne düşünüyor diye sormuşlar. Takımıza yeni bir oyuncu katıldı. Kendisi iyi bir futbolcu. Böyle oyuncuların olması iyidir. Hocamız da bu konuyu daha konuşmadık. İleride konuşacağız diyor. Hemen bundan da polemik çıkartın. Kiev maçı herkes için hayal kırıklığı oldu ama devam etmemiz gerekiyor. Taraftarımızın desteğiyle daha güçlüyüz. Rakibimizin üstünde böylece baskı kurabiliyoruz. Hazır olduğumuzu taraftarımıza göstereceğiz. Jesus'un açıklamalara. Herkese iyi gün. <laughs> Tehlikeli sakızcıyı diye teknik, teknik. Herkese iyi günler. Slovaçko maçı farklı bir sınav olacak. Avrupa Ligi'nde gruplara kalmak istiyoruz. Bu turnuvada iyi takımlar var. Türk takımları bu arenada ileriye gidemedi. Biz gruplara kalmak istiyoruz. Bu son dönemde gidemedi manasında diyor. Biz gruplara kalmak istiyoruz. Doğru. Gustavo Henrique Brezilya'da resmi maçlar oynuyordu. Luan Perez Avrupa'da hazırlık dönemindeydi. Bakın resmi maçlar oynuyordu. Hazırlık dönemindeydi. Biz buradan ne anlıyoruz? Yarın kesin olarak Gustavo Henrique ilk 11'de. Yani %100 olarak ilk 11'de. Biz bunu buradan anlıyoruz. Ben öyle düşünüyorum en azından. Luan Perez hazırlık dönemindeydi. Marsilya'daydı. Ali Oski de bir önceki takımıyla hazırlık dönemindeydi. Fiziksel açıdan Gustavo en hazır durumda olan. Yani Gustavo 11'de Perez yedek diyor. Şu anda yüzdesel olarak net bir şey diyemem ama şüphe yok ki. Daha güçlü oluyoruz. Alioski diyor herhalde. Takımımız güçlü ve dengeli. Birbirimizi daha yeni tanıyoruz. Transferlerimiz güç katacak. Her gün birbirimizi daha iyi anlıyoruz. Oyuncular sistemi anlıyor ve adapte oluyor. Türkiye Ligi bizim için en önemli kul var. Bakın. Şimdi buraya kadar neyi konuştum? Gustavo Enrique en hazırları. Değil mi? Eee Yalnız burada benim tuhafıma giden şey şu. Derdar Aziz yok. Sakat. Gustavo madem en hazırları. Yani hem Gustavo hem Tisserant yazılamaz mıydı listeye diye düşünüyorum. Kafam orada karışıyor. Ama ekleyebiliyorsun diye biliyorum. belki bugün tam eklenen liste yansır. Gustavo Henry mesela Kim Minji'nin şöyle böyle falan filan. Baktığın zaman Jesus ne demişti? Luan Perez ve Gustavo dönecek. İki stoper alacağız demişti. İki stoper alındır. Ali Koç ne demişti? Santrafor sol bek ve Yedek Kaleci alıp transferi kapatacağız demişti. Doğru. Ben ne demiştim? Ben ne demiştim? Arkadaşlar Atilla Salahin'in satılması gündemde. İyi bir teklif var. Bizim istediğimiz parayı verirlerse kesinlikle bir stoper daha alınacak. Bir. Kanat yani kanat forvet için. Forvet demiyorum. Kanat forvet için de görüşülüyor. Bu da alınabilir. 2. Merkez orta saha için görüşülen isimler var. Bu da alınabilir. Hani alınır demiyorum. Alınabilir. 3. Yani baktığınız zaman Ali Koç 3 dedi ama 3'ü geçecek gibi duruyor. Dedim mi? Dedim. Şimdi stoper alınmazsa başkana sallanacak diyenler var. Arkadaşım niye sallansın? Elinde senin Atilla Salay var. Gitmesin diye stoper alacaksın. Manyak mısın? Ha şu var. Hiserant'a 3 teklif var. Hala niye gitmedi ben çözemiyorum. 1. Lemos'tan bonservis istiyorsun. Lemos'u yazıyorsun kadroya. Bonservis istediğin için yazıyorsun. Bu da bana tuhaf geldi. İki. Kolkır. Ne ediyor belirsiz. Fenerbahçe'de üç tane dört tane şey var. iletişim ekibinde adam var. Bunlar ne iş yapıyor bilmiyorum. Ya açıklayın arkadaş. Haberimiz olsun. Açıklayın. Bilelim. Yok. O da yok. Bak 3. geriye kim kaldı? Salahi, Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Luan Perez kaldı. 4. Mantık olarak zaten 4 tane stoperim var. Bak duyumu geçin. Mantıktan bahsediyorum. Mantık olarak 4 stoperim var. E E ne yapacaksın abi? 4 stoperim varsa, mantık olarak 4 stoperim varsa başkasını almayacaksın. Peki Atilla Salah'a gittiği zaman Hocam giderse o zaman bakarız. Atilla Salah'a gittiği zaman da mecburen ama mecburen stoper almak zorundasın. Olay bu kadar basit. Yani bunu anlamamak abeste iştigal etmektir. Yani boş işlerine uğraşmaktır. Şimdi Alevski maç listesinde olmayacak diyor. Sezon öncesinde geliştiği bir evrede dolayısıyla maçta olamayacak diyor. Arkadaşlar maçta olmayacak. UEFA listesinde olmayacak demiyor. Yani iki maçın listesinde ama iki maçın listesinde olmayabilir. Niye olsun? Ferdi var. Luan Perez var. Vesaire. Dinamo Kiye maçında 3-4 pozisyon var. Değerlendiremedik o maç geride kaldı. İki maçta da iyi oynadık. İsmail'in kırmızı kartına kadar iyiydik diyor. Aynısını ben söylediğim zaman yine bana kızıyorsunuz. Jesus'un atlanılmaması gereken bir duyumu var. Bu arada bugün Yağız Bey şöyle dedi. Fenerbahçe iyi bir forvet almak istiyor. 7-8 milyon euronun altına düşeceğini sanmıyorum demişti. Ee, ben de aynı görüşleri paylaşıyorum. Ben hala forvet alınacağı görüşündeyim. Onu da söyleyeyim. Bu arada Sıdoğaçko maçı Perşembe günü saat 20'de Eksen kanalında bilginiz olsun. Yani yarın saat 20'de. Şimdi Jesus'un iki tane kritik cümlesi var. Daha doğrusu iki kritik açıklaması var cümleler halinde. Burayı dikkatlice dinleyin. Bir, bazen üçlü bazen dörtlü savunmayla oynayacağımızı sezon içerisinde görebilirsiniz. Luan Perez'in iki formasyonda da oynayabilmesi bize yardımcı olacak. Hayalimdeki Fenerbahçe bu. Yani hayalimdeki Fenerbahçe bu. Şimdi takım esnek olmalı ki yer yer zaman zaman değişmeli. Mesela maçlara bakıyorsun Dinamo Kiev maçında durum sıkıntılı. Ya birdenbire bakıyorsun forvet çıkıyor forvet giriyor. Lan kardeşim forvet çıkıp forvet girdikten sonra ben ne anladım böyle transferden. Yani çok enteresan ya. Çok tuhaf yani. Gerçekten çok çok tuhaf yani ne diyeyim. Ama... Benim hoşuma gitti bu olay. Üçlü bazen dörtlü oynamıyor. Luan Luan Perez iki formasyonda da oynayamaz. Bize yardımcı olacak diyor. Bakın Atilla Salahi'den bahsetmiyor. Aslında Atilla Salahi 2 formasyonun sol stoperinde oynayabiliyor. Aslında Jesus burada Atilla Salahi'ye istenilen teklifi verirseler gider. Biz de yerine birisini alırız diyor. Açık ve net olarak da ben bunu anladım. Yani siz ne anladınız? İkincisi Türkiye Ligi bizim için en önemli kul var. Türkiye'de hiçbir takım Avrupa'da şampiyon olma hedefi koymuyor. Evet. Evet. Geçen sezon Vitor Pereira hocam da bunu söylediği zaman topa tuttular. Bu sene Jesus dedi ya topa tutmuyorlar. Tutmayın. İkisi de haklı. Sonuna kadar haklı. Şu herif şu herif 2015 yılında ne dedi? Pardon 2017 yılında. Önümüzdeki 50 sene bu kafayla gittiğimiz müddetçe hiçbir takımımız hiçbir Avrupa turnuvasında çeyrek final dahi göremez. O zaman konferans ligi yoktu. Belki konferans liginde görebilir ama hala sözümün arkasındayım. Bu kafayla bu mantıkla asla yürümez haksızlık adaletsizlik almış başını gidiyor. Hak eden değil daha çok kollanan şampiyon oluyor. Takımlar fener şampiyon olmasın aman fener olacağına şu olsun diye diye bir hale büründü. Kafa beyin bilmiyorum yerinde mi? Lan Fener şampiyon olmadıkça kalite düşüyor. Ligin değeri düşüyor. Kimse izlemiyor. Niye bunu kimse görmüyor? Bir ikincisi Fener şampiyon olmuyor. Her sene mi Fener futbolcu satar ya? Her sene mi yüksek bedellerle futbolcu satar? Ya bir tane satar rastgele olur. Mesela Kayseri Spor. Barcelona'ya Emre Demir'i sattı. Öbür Fransa takımına kaleciyi sattı. İki tane genç futbolcu sattı. Ya bu çocuklar yetenekliymiş demek ki gitti. Okey. Başka. Sivas kimi sattı mesela? Ya arkadaş. Demek ki bu takım bu kadar futbolcu satıyorsa, bir şeyleri doğru yapıyor ama şampiyon olamıyor demek ki bir şeyler yanlış. Bu ligi adalet gelmediği müddetçe asla önümüzdeki 50 yıl, belki 100 yıl, belki kıyamete kadar hiçbir takımımız göremeyecek. Bu ligi adalet gelmediği sürece. Ya bugün bakıyorsun 120 milyon euro Trabzonspor'un değeri. 60 milyonluk Kopenhag gelmiş. Yangınlar, Alev emojileri çekebileceği en zor kurayı çekti. La siz şaka mısınız? Şaka mısınız? Dalga mı geçiyorsunuz? Neyse ben başka takımları konuşmuyorum. Sonra başka taraftan başka şekilde laf anlıyorlar. O yüzden 2 saatte onlara anlatmamızı anlatmaya çalışıyoruz. Neyse. Yani e, şunu söyleyeyim. Devam edelim. Adam haklı. Hiç kimse şampiyonluk hedefi koymuyor. Ya size desem ki UEFA'da final mi? Türkiye Ligi şampiyonluğu mu? Azizallah. Allah. İnşallah ikisi birden olur. İnşallah ikisi birden olur. Ama Türkiye Ligi şampiyonluğu ben öbürüne değişmem. Haberiniz olsun. Adam haklı. İkisi de haklıydı. O kadroyla, o çöp kadroyla. Geçen sene çöp diyordunuz kadroya. Şampiyonluk mu hedefliyordunuz? UEFA grubundan çıkamadı o kadro. Bu seneki kadro geçen seneden kötü diyorsunuz. Sonra diyorsunuz ki bunu diyemez. Başka bir şey demek istemiştir. Şampiyonlar Ligi'ne gideceğiz. Kiev'e eleyeceğiz. E Kiev maçında ben diyorum ki takır takır oynadık. İsmail'in kırmızısına kadar iyi olan taraf bizdik. Diyorsunuz ki yok öyle bir şey yok. Forvetsizlikten. E, tamam demek ki forvetsizlikten yani, yok öyle bir şey yok. İyi değildik. Ne söylense ne cümle kurulsa kıvırmaya hazır hazır kıta bekleyen arkadaşlarımız var. İşte Jesus'un Slavo Açko planı diyor. Bir başka haberde. Burada da taktiksel konuşacak herhalde. E, ee, Kiev maçından memnun diyor. Bu haber basın toplantısından önce konuşulduğu için söylüyorum. Taktik aynı diyor. Yani 3... 4-1-3-2 oynanacak diyor. Hızlı hücumlara önlem aldı diyor Fenerbahçe. Rakibin e, rakibe karşı boşluklar verilmemesine karşı. Eksikler can sıkıyor diyor. İrfancan ee, İrfan can Kahveci ve İsmail Yüksek'in yani geçen iki maçta da ilk 11 başlayan iki ismin kadroda olmaması e, ee, Ferdi'nin Altay'ın sakatlıkları Ferdi oynayabilir arkadaşlar hiçbir engeli yok Altay Bayındır yedek dinlendirecek diyor Joshua King de oynayabilir ama yedek dinlendirirse daha iyi gibi Bunlar can sıkıyor demiş Hani tahmini bir kadro dersek Ertuğrul Kale'de olacak diyor özellikle e ben bunu söyledim değil mi? Dedim ki bak en kritik maçta gider 6 ay sakatlanır, kart cezası olur. Yedek kaleci işini bitirin. Yok önemli değil biz güveniyoruz alt yapıdakilere dediler. Onu kaleci kısmında daha, daha detaylı konuşayım. E baktığınız zaman arkadaşlar Ertuğrul, Osa'yı, Gustavo Henrique, Atilla Salah'yı, Ferdi Kadıoğlu gibi hani ben tahmini bir kadro çıkarıyorum. Arao, şu ana kadar oynatılmayan Zeiss oynatılır mı acaba? Kafama o geldi benim. Çünkü e, Zayt biraz daha İsmail Yüksek profilinde. Hani Crespo tam olarak İsmail Yüksek profilinde değil. Biraz daha Zayt gibi ama Crespo bir adım daha mı önde acaba? Ya ben bir kumar oynayayım. Ara o Zayt diyeyim. Ee, sağ kanatta Emre Mor. Sol kanatta... Tuhaf bir şey söyleyeceğim. Sağ kanatta Emre Mor. Sol kanatta Buruma. Forvet arkasında Rossi, Forvet de Valencia gibi duruyor. Yani gibi gibi. Hocam Rossi Forvet arkası oynar mı ya? Oynar arkadaşlar. Zaten bize gelirken yüksek profili, yani yüksek gol profillerinde hep o mevki vardı. Hocam Buruma dursa hamle oyuncusu olarak bak kenardan girecek hiç kimse yok. Şimdi Muhammed Gümüşkaya falan var. Arda Güler, Muhammed Gümüşkaya falan olur. İşte Burak kapacak falan. Rossi solda oynasa, Lincoln forvet arkası oynasa, Valencia forvet oynasa bence çok daha etkili bir takım olur. Bunu da belirteyim arkadaşlar. Ha gördüğüm gözlemlediğim kadarıyla söylüyorum. Gördüğüm gözlemlediğim kadarıyla söylüyorum arkadaşlar. Bakın gördüğüm gözlemlediğim kadarıyla söylüyorum. Hani Fenerbahçe bu maçı alacak gözüyle bakıyorlar. Rakibi biraz çantada keklik görüyorlar. Hani ee, ne diyelim? İnşallah planlar bildiğimiz gibi olur. Ha Kiev maçındaki gibi oynayacak olursak zaten turun favorisi biziz. Ama ne olacak bilmiyorum. Bu arada arkadaşlar Zayis'le ilgili de şunu söyleyeyim. Ben burada 11 diye tahminde bulundum ama birdenbire transferi gerçekleşir gider falan. Bu da ihtimaller dahilinde tabii ki. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Videomuza bir beğeniye çok görmezseniz sevinirim. Görüşmek üzere.